Bismillahirrahmanirrahim. Bâbu fardir ricileyni fî vudu'is salâh. Namaz abdestinde ayakların farzı nedir? Bu babda bunu beyan edecek. Ayaklarına mesih mi yapacak? Gasil mi yapacak? Bunda ihtilaflar var. Ehli sünnetin hepsi bir ittifak ayaklar yıkanacaktır. Bunun üzerinedir. Şia'den İmamiye de yalnız meshedilecek diyorlar. Onların delilleri ayet-i kerimenin zahirinden alıyorlar. Vemsehu bi ruusikum ve erculikum okuyorlar. Fakat birçok hadisi şerifler var ki onları nezere itibara almayarak burada onlar yolu sapıtıyorlar. Çünkü ayet-i kerime mücmel olduğundan dolayı hadisi şerifi onu izah ediyor. Resulullah Efendimizin ameli izah ediyor. Ona nezere itibara, onu nezere itibara insan almazsa yolunu kaybeder. Burada ihtilafı beyan ediyor. Burada Hafız İbn Hacer Eskalani'nin bir ibaresi var. Orada diyor ki: "Kâlel Hafiz fil Feth ve lem yesbut en ahadin mine's sahabeti hilâfu zâlik ey hilâful gasli illa en Ali'in ve ibn Abbasin ve Enes'in ve kad sebete anhumur rücu an zâlik." Ashabtan yalnız Hazreti Ali, Abdullah bin Abbas, Hazreti Enes'ten rivayet var ki onlar ayaklarına mesh ettiler abdest alırken. Fakat onların tekrar bundan rücu ettikleri de sabit oldu. Başka hiçbir kimseden de rivayet yok. Bu üç sahabeden rivayet var. Onların da sonunda rücu ettikleri var. Burada delilleri ayrı ayrı beyan ediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki: "Haddesena İbn-i Merzuk." İbn-i Merzuk, İbrahimül Basri'nin babasının ismi Merzuk, kendisi İbrahim. İbrahim İbn-i Merzuk. "Kâle haddesena Vehb ibn-i Cerir. Kâle haddesena Şu'betu. En Abdülmelik ibn-i Meysere. Enil Nezzâli ibn-i Sebre. Kâle râyitu Ali'yen radıyallahu anh." Nezzâli ibn-i Sebre diyor ki: "Ben Hazreti Ali'yi gördüm. Salla zuhre ünleyi kıldı. Sümme ka'ade linnâsi Nas ile mülakat etme için oturdu. Fir rahabeti rahabe. Rahabe geniş bir yere derler. Mescitlerin önünde oturma için yapılır. Bir de şehirlerde meydan yerleri yapılır oturmak için. Burada Allahu alem Küfe'nin oturulacak yerinde geniş bir yerde oturdu. Sümme ütiye bima'in. Sonra bir su getirdiler. Femesaha bi vecihi. Yüzünü meshetti suyla ve yedeyi ellerini de meshetti ve meshe birasihi başına meshetti ve riclihi ayaklarına meshetti." Şimdi burada Hazreti Ali radıyallahu anh genç bir yerde oturmuş, namaz abdesti için su getirmişler, onunla meshetmiş yüzünü, ellerini, başını, ayaklarını. "Ve şeribe fadlahu" fazla kalanını da içti kaimen ayakta. Ayakta su içmek mekruhtur dediler. O da ayakta içti ki yani caizdir. "Sümme kâle" sonra buyurdu ki: "İnne nâsen" bir takım cemaati "yez'umûne" zü'm ederler ki "enne hâzâ yukrah" ayakta su içmek mekruhtur. Hazanın zemiri oraya raci. "Ve inni râyitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" ben Resulullah Efendimiz'i gördüm. "Yesne'u mislema senatu" benim bu yaptığımı yapar gördüm. Yani o da abdestin artığından kalan suyu ayakta içer idi. Ben de bunun için yaptım ki mekruh olmadığını bilesiniz. "Ve hâzâ vudu'i men lem yuhdis" bu abdest, aldığım bu abdest de hadesi olmayan, abdestsiz olmayan bir adamın abdestidir. Yani abdestli bir adam taze bir yeniden bir daha alacak. Böyle yapar. Yani suyu alır, ellerini, yüzünü, başını, ayaklarını mesheder. Şimdi bundan ne anlaşıldı? Bundan anlaşıldı ki Hazreti Ali meshetmiş. Meshetmiş ama yüzünü meshetmek hakkında hiçbir rivayet yok. Ellerini meshetmek, bu da yok. Burada onları da meshetti. Yani şarih diyor ki bu mesih yani o kadar hafif yıkadı ki mesih gibi. Oradaki mesih yıkama ama hafif bir yıkama. Ve mesaha birasi vericiliği dediği başında hakikaten mesih var. Ayakların Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyuruyorlar ki veleyse fî hâdel hadis, bu hadiste olmadı indena, bizim indimizde delilün, delil olmadı. Neye? Delil olmadı ki enne farda ricleyn huvel mesûr. Ayakların farzı abdeste mesihtir. Buna bir delil yok. لأن فيه o hadisi şerifte orucudur ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kad mesaha veçehu. Hazreti Ali Resulullah Efendimizin abdest aldığını tarif ederken Hazreti Ali kad mesaha meseyledi veçehu yüzünü. Yüzünü veçetti ne demek? Fekenne zâlikel meshe güya o mesih huve gasûn. Hafif bir yıkamadır. Öyle meshetti. O nasıl mesih? Yani yıkadı ama hafif yıkadı. Fakat yahtemilu, muhtemil olur ki en yekûne mesahahu biriclihi eyda kezalik. Nasıl yüzünü hafif yıkadı, mesih gibi yıkadısa ayaklarında böyle hafif yıkadı, mesih gibi oldu. Aslı hafif mesih gibi oldu. Buna ihtimali var. Onun için burada delil yok ki Resulullah Efendimiz doğrudan doğru ayağına mesih diye yıkamadı. Yani madem yüzünü zikretti burada, yüz mesh olunmaz. Ayağa meshe kail olanlara göre de yüz mesh olunmaz. Ne demek meshetti? Yani hafif yıkadı. Öyleyse ayağını da hafif yıkadı diye o ihtimal var. Onun için bu delil olmaz. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ebu Kureyb kâle haddesena Abdetu an İbni İshak en Muhammed İbni Talhat İbni Yezid İbni Rukâne an Ubeydillah el-Havlani an İbni Abbasi Abdullah bin Abbas'tan rivayet eyledi. Havlani kâle dehale aleyye benim evime geldi. Aliyyum radıyallahu anh Hazreti Ali benim evime geldi. Vakat erâke el-mâ'e bevli yapmıştı, su dökmüştü yani idrarını yapmıştı. Ki abdestsiz olduğunu izah ediyor. Fedaa bi vetu'in vetu yani su abdest alacak bir suyu istedi. Vudu olursa abdestin kendisi olur. Vavnan olursa abdest alacak alet yahut da su. Fecinahu bi inain biz bir kap getirdik ona mimma'in su dolu. Suyu doldurduk, getirdik. Fekale yebne Abbas Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki ey İbn Abbas Ela etavatta'u leke ben senin için abdest alayım mı? Kema ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetavatta'u Peygamber Efendimizin abdest aldığı gibi sana da abdest alayım mı? Yani göresen de öğrenesen. Kultu dedim ki bela evet fedâke ebi ve ümmi anam babam sana feda olsun al o abdesti. Fezekere hadisen tavila uzun bir hadis-i şerif zikreyledi. Kale Abdullah bin Abbas dedi ki sümme ahaze biyedeyhi sonra iki eliyle aldı cemiyen iki elinin hepsiyle hafneten mimma'in sudan bir avuç yani bir koç avuç ederiz biz. İki eliyle beraber suyu aldı. Fasekke biha onu vurdu. Ala kademihil yümna sağ ayağına. Vel yusra sol ayağına da kezalik yine böylece. Bir koç avucu su aldı sağ ayağına. Bir koç avucu su da aldı sol ayağına vurdu. Bundan ne anlaşılıyor? O suyu alıp vurunca mesih manası mı çıkıyor? Meshe kail olanlar diyor ki bu mesihtir. Halbuki mesih bir koç avucu suyu bir ayağa mesih olmaz. Demek ki bir koç avucu suyu alırken ayağını vurdu, ayağını yıkadı. Bu ihtimal daha kuvvetli. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Yahya ibn Yahya kâle haddesena Abdülaziz ibn Muhammed an Zeyd ibn Esleme an Ata ibn Yesar Ali ibn Abbas radıyallahu anh. Abdullah ibn Abbas'tan yine rivayet ediliyor. Kâle tevadda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz abdest aldı. Fe'akhede mil'e keffihi. Elinin dolusuyla aldı. Ma'en suyu. Fereşşe septi bihi. O suyu ala kademihi, iki ayaklarına. Ve huve mütenailun. Peygamber Efendimiz'in ayaklarında da ne'eller var idi. Ayaklarında ne'eller olduğu halde o suyu aldı, onlara serpti. Öyleyse bundan anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz ayaklarını çıkarmamış, ayaklarına meshetmiş. Bu mana muhtemel. Bu manaya gelir ayaklarını septi, ama bir de var ki nâlenin içinde ayağını yıkadı. O manaya da gelir. Madem eliyle suyu almış, nâlenin içinde de ayağını yıkayabilir. Mesih manası muhtemel olduğu gibi yıkamadı muhtemel. Haddesena Ebu Ümeyye. قال حدثنا محمد بن الأسبهاني قال أخبرنا شريك عن السدي. Şerik'ün Lehayi Süddi'den rivayet ediyor. Süddi denilmesinin sebebi bunun adı İsmail ibn Abdurrahman el-Kureşi'dir. Süddetül Mescid, mescidin oturma yerinde tekkeler var ya, bu camıda, Harem-i Şerif'te de var, Ağabat'ın oturduğu gibi. Orada daima oturduğundan buna Süddi demişler. Bunlar da iki tanedir. Biri Süddi-i Kebir, biri Süddi-i Sagir. Süddi-i Sagir züafadandır. Fakat bu Süddi-i Kebir sikadandır. An Abd-i Hayrin an Ali'in radıyallahu anh. Süddi Abd-i Hayir'den, o da Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet eyledi. Ennehu tavatta. Hazreti Ali abdest aldı. Femesaha ala zahril kadem. Ayağının arkasına mesh eyledi. Şimdi burada mesh zahir. Burada gasle mesh ihtimali yok. Burada diyor ki ayağının altına değil de üstüne mesh eyledi. Ve kâle buyurdu ki levlâ enni ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber Efendimiz'i görmeseydim, fealehu, bunu işler görmeseydim, lekâne bâtinul kadem, ayağın altı olurdu. Ahakka min zahiri, üstünden daha ziyade meshe layık olur idi. Resulullah Efendimiz meshin üzerine mesh eylemiş. Eğer ben Resulullah Efendimiz böyle yapılanı görmeseydim, meshin altına mesh ederdim. Çünkü kirlenen yer altıdır, üstü değil. Bu hadis-i şerif delalet etti ki Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh mesh eylemiş ayağının üzerine. Fakat burada da bir ihtimal var. Ayak çıplak mıymış, yoksa mestin içinde miymiş? Onu zikretmiyor. Evet. Şia diyorlar ki ayağı çıplak idi, çıplak üzerine mesetti, çıplak ayağı üzerine. Fakat Ehl-i Sünnet'te diyorlar ki hayır. Ya doğruydu sizin dediğiniz gibi, bu hadis sonradan nesk edildi. Hazreti Ali de bundan döndü. Yahut da ayağında hufeyn var idi, huflerin üst tarafına mesh eyledi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا توضأ. Nafi diyor ki Abdullah ibn Ömer abdest aldığı vakitte ve ne'alahu fi kademeyhi, ne'alleri de ayaklarında idi, yani çıkarmamıştı. Mesaha zuhura kademeyhi, ayaklarının üst tarafını mesh eyledi. Biyedeyhi, elleriyle mesh eyledi. Ve yekulu, derdi ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesnev hakeza. Peygamber Efendimiz de böyle yapar idi. Ayaklarına mesh ederdi. Dalınları çıkarmaz, üzerine mesh ederdi. Şimdi Hazreti Ali'den rivayet geldi bir. Bu ikinci rivayet, üçüncü Abdullah ibn-i yukarıki birinci, ikinci, üçüncü hadis Hazreti Ali'den. Fakat bu Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kâle haddesena Haccac ibnül Minhal. Kâle haddesena Hammam ibn Yahya. Kâle akhberena İshak ibn Abdillah ibn Ebi Talha. Kâle haddesena Ali ibn Yahya ibn Khallad. Ali ibn Yahya ibn Khallad rivayet eyledi. An ebihi, babası Yahya ibn Hallat'tan, en ammihi, o da amcasından, mucesi kim? Rifa'ate bin Rafi'. Rifa'den. Ennehu kâne câlisen inden nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Rifa'a diyor ki ben Peygamber Efendimizin yanında oturuyor idim. Fezekerel hadis, hadisi zikreyledim. Yani Peygamber Efendimiz abdest aldı, nalınlarını ayaklarında çıkarmadı, ayaklarının üst tarafına mesheyledi. Hatta kâle, Resulullah Efendimiz buyurdu ki innehu la tetimmu salatu ahadikum. Sizden hiçbirinizin namazı tamam olmaz. Hatta yusbigal vudu'a, abdesti isba etmedikçe bol bol abdesti yapmazsa. Yani öyle kıt kanaat değil. Abdesti tam yapacak. Kema emerahullah azze ve celle. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin emrettiği gibi. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin emrettiği nedir? Feyasile vechehu ve yedeyhi. Yüzünü ve ellerini yıkayak. Bilel mirfekeyn, dirseklerine beraber. Ve yemseha birasihi, başına meshide. Ve rizleyhi, ayaklarına, ilel kabeyn, topuklarına gider. Şimdi bu hadis-i şerifte de serahat var ki yüzünü, ellerini yıkayacak. Başına meshedecek, ayaklarına da topuklarına kadar meshedecek. Şimdi burada da ayak topuklarına kadar meshedecek olur mu? Topuklar yan taraflarda olur. O yıkamada olur. Ama kâb hangisidir? Yandaki topuklar mıdır? Yoksa nalın kalışının geçtiği ayağın üzerindeki kemik midir? Bunda bir ihtilaf var. Ayağına mesh tecviz edenler diyor ki ayağının ortasındaki kemiktir. Yani mesh ederken işte oraya kadar mesh edese de parmaklarının ucuna değil. Ayağın üzerindeki şu gemge kadar mesela onu alırlar. Böyle derler. Bu hadis-i şerifte bu surette geldi. Kimden? Rifa'den. Haddesena Revh ibnül Ferec. Kale haddesena Amr ibnül Halid. Kale haddesena ibnül Lehiyye. An Abil Esved. An Abbad ibn Temim. An ammihi. Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem teyemmüm. Abbad ibn Temim'in amucesi Abdullah ibn Zeyd ibn Asim'dir. Ondan rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz abdest aldı ve mesaha alel kademeyn, ayaklarına mesheyledi. Ve anne Urvete kâne yef'alü zâlik. Abdullah ibn Urve de böyle yapardı, ayaklarına meshederdi. Abdest alırken, namaz için abdest alırken ayaklarına meshetmek hakkındaki rivayetler bunlar. فَذَهَبَ قَوْمٌ bir cemaat sahip oldular اِلَى هَذَا bu hükme. وَقَالُوا dediler ki هَاكَذَا حُكْمُ الرِّجْلَيْنِ ayakların hükmü böylecedir. يُمْسَحَانِ mesh olunurlar. كَمَا يُمْسَحُ الرَّاسُ abdestle baş nasıl mesh edilirse ayaklarda böyle mesh olunur dediler. Bu kavim kimdir? Bu kavim Şia'den imamiyedir. Çünkü Şia firka de hepsinin reyi bir değil. Mesela Zeydiye var, ayaklarını yıkarlar, meshetmezler. Bu imamiyenin kavli bu. Bu İran'daki Şialar. Onlar dediler ki ayeti kerimede Estaizu billah ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile s-salâti fâsilû vücûhekum ve eydiyekum ilel merâfiqi ve emsehû bi ru'ûsikum ve ercûlikum. Burada bak cer ile geliyor. Başınıza meshedin, bir de ayaklarınıza meshedin. Bir kıraatte var ki yani kıraat-i seb'eden ve ercûlekum. Diyorlar ki iki kıraatle emel etmek için ayaklara meshetmek farzdır. Fakat yıkamak da müstehaptır ve ercüleküm kıraatiyle emel olsun diye ayağını yıkamak da müstehaptır dediler. Bu cemaat bunlar. Şimdi bu İmamiye'nin kavli mesih. Bir de Muhammed İbn Cerir-i Teberi'den rivayet ediliyor. O muhayyer kılıyor. İsterse meshetsin, isterse yıkasın. Fakat şerh de diyor ki bu meşhur Taberi değil. Şia'den olan bir alimin ismi Muhammed İbn Cerir Taberi'dir. Onun indinde bu böyledir. Zahiriye'de diyor ki iki kıraatle amel olsun diye hem mesh etmeli hem yıkamalı. وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ وَاَرْجِلِكُمْ iki kıraatle de amel olsun diye ikisini de yapması lazımdır dedi. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ diğerleri bunlara muhalefet ettiler ki onlar da ehl-i sünnet ve cemaat. Bunlar dediler ki bu İmamiye'nin dediği gibi değildir. Ayakları yıkamak abdestle farzdır. Ve halefun fi zalike aharun fekalu. Diğerleri bunun İmamiye'ye muhalefet ettiler ki ehl-i sünnet ve cemaattir. Fekalu buyurdular ki bel yuselani belki ayaklar abdeste yıkanırlar. Mesih olmaz. Vehtecu fi zalike bu mesele hakkında ihticac ettiler. Minel asar eserlerden bima bir şeyle ki haddesena İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi Hüseyin ibn Nasır. Hüseyin ibn Nasır rivayet eyledi. Diğer birçok rivayetleri bundan sonra getirecek. Bu rivayetlerle ihticac eylediler ki abdeste ayaklar yıkanılacak, mesh olunmayacak. Hüseyin ibn Nasr'ın rivayeti قال Hüseyin ibn Nasr buyurdu ki haddesena el-Firyabi قال haddesena Zaide ibn Kudame قال haddesena Alkame ibn Halid ev Halid ibn Alkame. Ravi şek ediyor. Ya Alkame ibn Halid ya Halid ibn Alkame. En Abd Hayr قال دخل Ali radıyallahu anhu er-Rahbe. Hazreti Ali radıyallahu anh Rahbe'ye oturacak milletin toplanıp oturacağı yere geldi. Sümme kâle le ulâmihi kölesine dedi ki İtini bi tahurin bana abdest alacak bir su getir. Fe'etâhu bimâin ve tasdin bir su getirdi bir de taş getirdi. Sunun toplanacağı bir kaba. Taş biz taş deriz. Arap testir, tasdir. Test taynen de tasız da. Fatavadda abdest aldı. Fegasele ricleyhi selasin. Ayaklarını üçer kere yıkadı. Ve kâle buyurdu ki hakeza kâne böyle oldu idi. Tuhuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in abdesti böyle oldu. Burada tuhur yani abdest manasında. Ta'nın zemmiyle gelirse abdest. Haddesena Hüseyinun قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية الوادعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hüseyin İbni Mansur bunu Hazreti Ali'den diğer bir senetle de rivayet ediyor Ebu Hayyet el-Vadi'den. Birincisini Abdülhayir'den Abdülhayir Hazreti Ali'yi böyle görmüş. İkincisini de Ebu Hayyet el-Vadi'yi görmüş. Yani daha takviye ediyor hadisi. Üçüncü hadis haddesena Ali ibn Şabe قال haddesena Yahya ibn Yahya قال haddesena Ebu'l Ahvas an Ebi İshak ve zekere bi isnadihi mislehu. Ebu İshak Ebu Hayyeden rivayet etmişti. Yine burada da Ebu İshak Ebu Hayyeden o da Hazreti Ali'den rivayet ediyor. Evet, aynı hadis. Yalnız yukarıkini Hüseyin İbni Nasır'dan rivayet eylemişti İmam-ı Tahavi. Bunu da Ali İbni Şöbe'den rivayet ediyor. Yani İmam-ı Tahavi. İmam-ı Tahavi yine bir hadis, bu hadisi diğer bir senetle zikrediyor. Diyor ki, haddesene İbni Merzuk. İbrahim İbni Merzuk bana rivayet eyledi. Kale haddesene Ebu Amir. Kale haddesene Şöbe'tü en Malik İbni Arfat'a. Kale semi'tu Abdülhayr. Arfat İbni Abdülhayr'i eşittim. Dedi ki, kale semi'tu Aliyen, Hazreti Ali'yi eşittim. Fezekere bi isnadihi mislehu. Aynen bu isnad ile Hazreti Ali'den bu hadisi şerifi rivayet eyledi. Haddesena ibn-i Merzuk. Kale haddesena Ubeydullahi ibn-i Abdülmecid. Kale haddesena İshak ibn-i Yahya en Muaviyete ibn-i Ubeydillahi ibn-i Abdillahi ibn-i Cafer. Orada Ubeydullah satırın sonunda Ubeydullah'tan sonra bir Abdillah noksan. İbn-i bu bin var da Abdullah İbni Yaz oluyor. Caferi Tayyar'ın oğlu Abdullah var idi. Abdullah İbni Cafer ki yani öyle bir seha adam tarihte nadir görülmüş. Meşhur seha sahibi. Onun oğlu Ubeydullah'ın oğlu Muaviye'den rivayet ediliyor. O da kimden rivayet ediyor? En Osman ibn Affan. Ennehu tavadda Hazreti Osman abdest aldı. Fegasele ricleyhi selasen. Ayaklarını üçer defa yıkadı. Ve kâle raytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i gördüm. Tavadda hakeza böylece abdest aldı idi. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh'ten bu hadiste rivayet edildi ki 3-4 rivayet getirdi. Hazreti Ali ayaklarını yıkamış. Diğer yukarıda Abdullah bin Abbas'ın Hazreti Ali'den rivayetinde ayaklarını yıkamadı, mesetti diyor. Halbuki burada kaç tane hadis getiriyor ki Hazreti Ali ayaklarını yıkadı. Hazreti Osman'dan rivayet geldi ki o da yıkadı. Haddesena Yunus ve ibn Abi Akil kâle ahberana ibn Vehbil kâle ahberani Yunus an ibn Şahab enne Ata ibn Yezid el-Leysi'ye ahberehu. Ata ibn Yezid el-Leysi haber verdi ki enne Hümran ibn Eban ki Mevla Osman Hazreti Osman'ın kölesidir. Hümran ehberehu ona haber verdi an Osman'a Hazreti Osman'dan mislehu. Dedi ki Hazreti Osman abdest aldı, ayaklarını içeride yıkadı. Yine bir hadis-i şerif daha İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Yezid ibn Sinan'dan. Diyor ki haddesena Yezid ibn Sinan. Kale haddesena Safvan ibn İsa. Kale haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Ebi Meryem. Kale dehaltu ala Zeyd ibn Dare. Zeyd ibn Dare'ye gittim. Beytehu beytine. Fesemi'ani beni işitti ve ana umatmüdü. Ben abdest alıyor, mazmaza ediyordum. Beni işitti. Fekale li Zeyd ibn Dare dedi ki li bana ravi Muhammed ibn Abdullah. Ya Eba Muhammed. Muhammed ibn Abdullah'ın künyesi Ebu Muhammed imiş. Ya Eba Muhammed fekultu lebbeyk. Ben 2 defa sana icabet ediyorum. Buyurun ediyorum yani. Fekale ala ukbiruke. Ben sana haber vereyim mi? An vudu'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in abdestinden sana haber vereyim mi? Kultu bela haber ver. Kâle ra'eytu Osman ibn Affan radıyallahu anh. Ben Hazreti Osman'ı gördüm. İndel mekâidi, mekâid denilen yerde. Mekâid ki Medine-i Münevvere'de Hazreti Osman'ın evinin önünde yüksek bir yerler var idi. Mekâitler insanların oturması için hazırlanmıştı. Yahuz Hazreti Osman'ın evinin önünde böyle dükkan gibi yukarıdan seki deriz yapılmıştı. Yahut da Mescid-i Saadet'in yanında, onun ismi Mekâid'di. Nasıl toplanıp oturacağı yeri. Da'a bi vudu'in bir abdest suyu istedi. Fatavadda selasen 3'er kere azalarını yıkadı. Fegasele ricleyhi selasen ayaklarını da 3 defa yıkadı. Sümme kâle dedi ki men ahabbe en yanzura her kim sever ki baka ila vudu'i Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in abdestini her kim ister ki bakar. فَلْيَنْزُرْ اِلَى وُضُوِي benim abdestime baksın. Ben nasıl aldımsa işte Resulullah Efendimiz de böyle abdest aldı. Yani arzu eden baksın öğrensin. حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّسَنَا الْمُطَّلِبُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَرَ الْمَخْزُومِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ Eban. Hümran ibn Eban'dan Hazreti Osman'ın kölesini ondan rivayet eyledi ki enne Osman Hazreti Osman tavadda abdest aldı. Fegasele riclihi ayaklarını yıkadı selasen 3'er kere. Ve kâle buyurdu ki lev kultu inne hâza ben desem ki bu vudu'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in abdestidir. Yani aynı şekilde abdest almıştır böyle dersem sadaktu ben sadık olurum, doğruyum. Yani işte Peygamber Efendimiz böylece abdest almıştır. Haddesene bin Ebi Akil kâle ahberene bin Vehbi kâle ahberene bin Lehiya en Yezide min Amrin bin Afiri kâle semi'tu Eba Abdirrahman Abdillah burada Zeyd demiş, Zeyd değil, sevabı Yezid Abdullah ibn Yezid el-Ma'afiri Abdullah ibn Yezid ibn Afiri'den rivayet eylemiş. Yekûlu Abdullah ibn Zeyd derdi ki Semiyatül Müstevride ibn Şeddadil Kureşi. Ben Müstevrid ibn Şeddad'ı işittim. Yekûlu derdi ki Reytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i gördüm. Yedbükü ufalardı. Bi hınsarihi hınsariyle. Hınsar yani serçe parmağıyla. Ma beyne esabi'i ricleyhi ayağının parmaklarının arasını hilallardı. Bu mescehte olmaz. O gasılda olur. Ayak yıkanır da serçe parmağıyla da ayağının parmaklarının arasını hilallar. Ve hâzâ lâ yekûnu bu hilallamak da olmaz. İllâ fil gasli illâ yıkamada olur. لأن المسح مسح لا يبلغ فيه ذلك. Buna erişmez. Yani mescehte ayağın üzerine mescedecek. Parmakların arasına bali olmaz. Yani ayağına mescetsin de parmakların arasına da mescetsin. Yok. Bunda yok. اِنَّمَا هُوَ مَسِحْ عَلَى زُهُورِ الْقَدَمَيْنِ خَاسِ ayağın üzerinedir. Parmakların arasına da mescedecek değildir. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme diğer bir hadis-i şerifte İmam Tahavi buyuruyor ki Muhammed ibn Huzeyme rivayet eyledi. Ve Ebi Davud bir de İbn Ebu Davud yani Tahavi iki zattan rivayet ediyor ki kâla ikisi de dediler ki haddesena Said ibn Süleyman el-Vasiti Said ibn el-Vasiti'den işitmişler. O da kimden? Yani Abdülaziz ibn Muhammed. Abdülaziz'den Amr ibn Amr. Amr de kimden? Abdullah ibn Ubeydillah ibn Ebi Rafi'a. Abdullah'dan. O da kimden? An ebihi, babası Ubeydullah'dan. An ceddihi, o da babası Ebu Rafi'den, dedesi. Kâle râitu. Ebu Rafi diyor ki, ben gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i yatavallu abdest alırdı. Fegasele ricleyhi, ayaklarını yıkadı. Selâsen, üç kere. Bu da Ebu Rafi'den geldi ki Resulullah Efendimiz ayaklarını yıkamış. Hem de üç defa yıkamış. Diğer bir hadis-i şerif haddesena Yunus ve Hüseyin ibn Nasr. Kâle haddesena Ali ibn Ma'bed. Kâle haddesena Ubeydullah ibn Amr. An Abdullah ibn Muhammed ibn Akil. An Rubeyya. Rubeyya kadının ismidir. Muavviz'in kızı Rubeyya. Sahabiyedendir. Rübeyye galet, Rübeyye hatun dedi ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetîlâ. Resulullah Efendimiz bize gelirdi. Feyatavaddavu lisselâh. Namaz için abdest alır idi. Feyâsilü rücleyhi ayaklarını yıkardı. Selâsen selâset içerkerler. Haddesene ibn Ebi Davud kâle. Haddesene Ebu Amr el-Havdiyyü. Kâle haddesene Hammam. Kâle haddesene Amirül Ahver. An atâ. An Ebi Hureyre'te enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi de İmam-ı Tahavi Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavatta. Resulullah Efendimiz abdest aldı. Femalmada ağzına su verdi. Vestenşeke burnuna su verdi. Selâsen üçer defa. Ve gasele veçehu selâsen yüzünü de üç defa yıkadı. Ve zirâ'ayhi kollarında yıkadı selâsen selâsen. Her birisini üçer kere yıkadı. Ve mesaha birâsihi başına mesetti. Ve vadda'a kademeyhi ayaklarında yıkadı. Ve vadda'a abdest aldırdı kademeyhi ayaklarına. Ayaklarına da abdest aldırdı yani yıkadı. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle. Haddesena Müsedded kâle. Haddesena Ebu Avane. Ammuse bin Ebi Ayşe. An Amr ibn Şuayb, an abihi, an ceddihi. Amr ibn Şuayb, babası Şuayb'den, o da dedesinden. Bu Amr ibn Nas'ın torunudur Amr ibn Şuayb. Enne racülen bir adam, eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldi. Fesâlehu, ona sordu ki, keyfet tuhuru, abdest nasıldır? Abdestlanmayı beni öğret diye Resulullah Efendimiz'den sordu. Feda'a bimâin Resulullah Efendimiz bir su istedi. Fetavadda telâsen selâsen. Üçer kere azalarını yıkadı abdeste. Ve mesaha birâsihi başına mesetti. Ve gasele ricleyhi ayaklarında yıkadı. Sümme kâle sonra buyurdu ki Hâkezel budu'u, işte abdest böylecedir. Femen zâde alâ hâda, her kim bunun üzerine ziyade ederse, ev nekase yahut da nuksan ederse, fakat esâe, o adam isaat etmiş oldu. Kötülük yapmış oldu. Yani sünneti terk ettiğinden kötü yola gitti. Ve zaleme, Resulullah Efendimiz'e de muhalefet ettiğinden nefsine zulmeyledi. Haddesena Yunus ve ibn Ebi Akil, kâla ahbarana ibn Vehbi, enne Maliken haddesehu an Amr ibn Yahya el-Mazini, an ebihi, ennehu kâle. Evet, Amr ibn Yahya el-Mazini babası Yahya'dan rivayet ediyor ki, Yahya dedi, kâle li Abdullah ibn Zeyd ibn Asim. Yahya el-Mazini Abdullah ibn Zeyd ibn Asim'e dedi ki, hel tastati'u, sen yapar mısın? Yapabilir misin? Entüriyeni, bana gösteresin. Keyfe kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetevatla. Resulullah Efendimiz'in nasıl abdest aldığını bana göstermeye gücün yeter mi? İktidarın var mı? Yani öğret demek bu. Feda bima'in, Abdullah ibn Zeyd ibn Asim istedi. Bima'in, bir suyu istedi. Fetavadda, abdest aldı. Ve gasele rizliyi, ayaklarında yıkadı. Haddesena Behrun kâle haddesena ibn Vehbin kâle haddesena Behrun kâle haddesena ibn Vehbin kâle haddeseni Muaviyet ibn Salih en Abdurrahman ibn Cübeyr ibn Nufeyr an ebihi, Abdurrahman ibn Cübeyr rivayet ediyor, an ebihi, babası Cübeyr'den ki enne Eba Cübeyr el-Kindi, Ebu Cübeyr el-Kindi kadime ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e kudum eyledi. فَاَمَرَ لَهُ بِوُضُوءٍ, Peygamber Efendimiz ona emretti ki abdest al. Abdest ile emretti, yani öğrensin diye. فَقَالَ, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, تَوَدَّ يَا أَبَا Cübeyr, ey Ebu Cübeyr, abdest al. فَبَدَأَ بِف۪يهِ, Ebu Cübeyr ağzından başladı. Ellerini yıkamadan ağzından başladı. فَقَالَ لَهُ, Resulullah Efendimiz dedi, fekâle lehu, ona dedi, kim? Resulullah, Resulullah Efendimiz dedi ki, la tebde bişiki, ağzından başlama. Yani o zat ellerini yıkamadan, ağzını yıkamadan başladı. Resulullah Efendimiz nehyetti ki, abdeste başlamak ağızdan olmaz. Fe innel kafire yebde'u bişihi, kafir ağzından başlar. Ve dea Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bir su istedi. İstedi bimain, bir suyu, abdest suyu. Fatavadla, abdest aldı, selasen selasen. Üçer kere azalarını yıkadı. Sümme mesaha birasihi, başına mesah eyledi. Ve gasele ricleyhi, ayaklarında yıkadı. İşte Resulullah Efendimiz böylece abdesti ona öğretmiş oldu. Bu Ebu Cübeyr yeni gelmiş, Resulullah Efendimiz ona abdesti öğretmek için ona al demiş, o da ağzından başlayınca becerememiş. Resulullah Efendimiz buyurmuş ki, yok, evvela ellerini yıka, ondan sonra da abdest asalarını tertip üzerine yıka. Şimdi burada da yine Peygamber Efendimiz abdest aldı, bu ayaklarında yıkadı, meshetti değil. Haddesena Fâdun kâle haddesena Âdem kâle haddesena Leys ibn Sa'd en Muaviyete sümme zekere mislehu bi isnadihi. Leys ibn Sa'd Muaviye'den rivayet ediyor. Muaviyet ibn Salih'ten yine aynı hadis-i şerif, o da böyle zikrediyor. Kâle Fehtun, Fehd dedi ki, fezekertuhu le Abdullah ibn Salih, Abdullah ibn Salih'e ben bu hadisi zikreyledim. Fekâle, dedi ki, semi'tuhu, ben bu hadisi eşittim. Min Muaviyete bin Salih'ten ben de işittim bu hadisi. Evet, Resulullah Efendimiz ne yaptı? Bu hadisi şerifte abdest aldı, üçer defa ayaklarında yıkadı. Bu Ebu Cübeyr'in hadisini Muaviyete bin Salih rivayet ediyor. Onun için diğer iki senette de hadisi tekviye ediyor. Fâhâzihil âsâr, işte bu eserler kad tevâtereten Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den tevatür eyledi ki ennehu gasele kademeyhi, ayaklarını yıkadı, fi vudu'ihi abdestinde lissalati namaz için olan abdestinde ayaklarını yıkadı. Ve kad ruviye anhu yine Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Eyda böylece bunlar gibi ma bir şey rivayet edildi ki yedüllü delalet eder ki enne hükmehuma ayakların hükmü abdeste el gaslu yıkamaktır. Yani bu eserlerden başka yine başka hadisi şerifler var. Onlar da delalet eder ki namazın abdestinde ayakların hükmü yıkamaktır. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَلِكِ İşte bu mesele hakkında rivayet edilen hadislerdendir. Maşhur bir hadis ki haddesena Yunus. Yunus İmam-ı Tahavi'ye rivayet ediyor. Ve İbn-i Ebi Akil. Bir de İbn-i Ebi Akil İmam-ı Tahavi'ye rivayet ediyor. Kâle her ikisi de dediler ki Yunus ve İbn-i Akil اَخْبَرَنَ بْنُ وَهْبِ اَنَّ مَالِكًا حَدَّسَهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Ebu Hureyre dedi ki Peygamber Efendimiz kâle buyurdular İzâ tavaddâle abdülmüslimu Müslim bir kul abdest aldı mı? Evül mü'minu yahut da mümin ravi şek ediyor. Müslim mi dedi, mümin mi dedi? Yani bundan da anlaşılıyor ki hadis naklinde o kadar dikkat etmişler ki Müslim, mümin ikisi bir manaya olduğu halde Resulullah Efendimiz'in ağzından hangi lafız çıktı, onu hifz için, onu bile beyan ediyorlar. فَغَسَلَ وَجْهَهُ Bir adam abdest aldı da yüzünü yıkadı mı? خَرِجَتْ çıkar. مِنْ وَجْهِهِ Onun yüzünden küllü hatiyetin her bir hata çıkar. Öyle hatiye ki, hata ki nazara ileyha o hataya baktı be'aynihi. Gözüyle baktı da gözü günahkar oldu. Yüzünü yıkadı mı o günah onun yüzünden çıkar. Gözünden çıkar. Feiza gasele yedeyhi ellerini yıkadı mı? Haricet çıkar min yedeyhi ellerinden kullu hatiyetin her bir hata ki bataşetha yeda onun elleri batşetti. O hataya elleri ulaştı değdi. Ellerini yıkadı mı o hatada oradan çıkar. Feiza gasele ricleyhi ayaklarını yıkadı mı? Haricet çıkar kullu hatiyetin her bir hata ki meşet ileyha riclahu. O adamın ayakları o hataya gitti. Şimdi burada Resulullah Efendimiz abdestin faziletini beyan ediyor. Herhangi bir asayı yıkarsa o azanın yapmış olduğu günahlar mağfiret olur. Fakat bizim istidlal ettiğimiz burada ayaklarını yıkarsa lefzidir. Ayaklarını yıkadı mı? Ayaklarının hatası da çıkar. Demek ki ayakların hükmü nedir? Yıkamaktır. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثني عباد بن أبي صالح السمان أنه سمع أباه عباد بن أبي صالح babası Ebu Salih'i işitti ki yakulu buyururdu semi'tu Ebu Hureyre Ebu Hureyre'yi işittim yakulu derdi semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i işittim yakulu buyururdu ki ma min müslimin hiçbir müslim olmadı ki yatavaddavu abdest alır. Feyasilu yekar saire ricleyhi ayaklarının hepsini yekar illa harece illa çıkar me'a katril ma'i suyun katreleriyle beraber çıkar. Kullu seyyiyetin her bir günah çıkar ki meşabihima ayaklarıyla yürüdü ileyha o hataya. Ayaklarını bir Müslüman abdest alır da ayaklarını da yıkadı mı? O ayaklarından akan katreler ile o ayaklar hata ederek bir hataya gitmiş de onun Cenab-ı Hak çıkarır yani mağfiret eder. Bu hadisi şerifte de geldi ki ayakların hükmü gasilmiş, mesih değil. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Himmaniyyü kâle haddesene Qays ibn Rabi'a عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبد عن أبيه قال ما أدراكم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدراكم yani size ne bildirdi yani bilmezsiniz neyi haddeseni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin bana rivayet etmiş olduğu hadisleri bilmezsiniz ezvacen çiftler ve efraden teker teker. Bir de bu ma edrakum ma edra, ne bildirdi? Ne bildirdi? Kem haddeseni, ne kadar bana Peygamber Efendimiz okudu, yani kem haberi olur. Ma edraküm bir kelime olursa yani siz bilmezsiniz. Ma edra kem haddeseni, siz bilmezsiniz bana ne kadar hadis bildirdi. Her iki manada da hulase şu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana hadis buyurdular. Ezvacen ve efraden, yani çok, bir kere değil. Efrat dediği tek, ezvaç dediği çift. Yani bir kere, iki kere değil, çok. Hadis olarak buyurdular ki ma min abdin, hiçbir kuldan olmadı ki yatavadda o kul abdest alır. Bunda da işaret var ki abid kelimesini kullanmasında, yani ibadettir, abdest de ibadettir. Hiçbir ibadet eden kul olmadı ki yatavadda ve abdest alır, feyuhsinul vudu'a, abdestini güzel yapar, feyasilu veçehu, yüzünü yıkar, hatta yesilel ma'u, hatta su aka ala ziknihi, ketiginden, sümme yasilu ziraihi, sonra kollarını yıkar, hatta yesilel ma'u, hatta su aka ala mirfekehi, dirseklerinden, ve yasile ricleyi, ayaklarını da yıkar, ve yasilu ricleyi hatta yesilel ma'u min qibeli ka'beyi, ayaklarında yıkar, hatta topuklarından su akar. Hiçbir kimse bu şekilde abdest almadı. Sümme yekumu, sura kalkar, fe yusalli rekateyn, ve adam iki reket namaz kılar. Hiçbir kimse böyle yapmadı. İlla gufira lehu, illa o adam için mağfiret olundu. Ma selefe min zembihi, geçmiş günahlarında, geçen günahlarından geçenlerin hepsi mağfiret olundu. Burada da bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o fazileti beyan ederken hem de ayaklarını yıkarsa diyor. Bu hadisler hepsi delalet ediyor ki ayakların hükmü yıkamaktır. Haddesena Abdullah ibn Muhammed ibn Huşeyş el-Basri. Abdullah ibn Huşeyş rivayet ediyor ki kâle, orada bir sena noksan. Haddesena Ebu'l-Velid, İbni değil Ebu. Haddesena Ebu'l-Velid, bana Ebu'l-Velid rivayet eyledi. Kâle haddesena Kaysun fezekere mislehu bi isnadihi. Aynen bu hadisi şerifi bu isnadla zikreyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddesena Muhammed ibnül Haccac el-Hadramiyyü. Kâle haddesena Ali ibn Ma'bedi. Kâle haddesena Ubeydullah ibn Amr an Eyyûbe an Ebi Kilabe an Şurahbil İbn-i Simti ennehu kâle. Şurahbil buyurdular ki men yuhaddisuna an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, kim bize Resulullah Efendimiz'den hadisi şerif rivayet eder. Demek bir mecliste oturuyorlarmış da oradan talep etmiş ki birisi Resulullah Efendimiz'i görenlerden birisi bir hadis rivayet eylesin. Fekâle Amr ibn Abese, onun üzerine ashabtan Amr ibn Abese buyurdular ki semiyetü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resulullah Efendimiz'i işittim, yekulu der olduğunu işittim. Ne buyururlardı? İzâ te'arracülü, bir adam istedi mi? Bir tahurihi, abdest suyunu, fegasele veçehu, yüzünü yıkadı mı? Sakatet düşer hatayahu, onun günahları, min veçhihi, yüzünden, ve etrafı lehiyeti, sakalının etrafından onun hataları düşer, yani mağfiret olur. Feiza gasele yedeyhi, ellerini yıkadı mı? Sakatet hatayahu, onun hataları düşer, min etrafı enamilihi, parmaklarının uçlarından hataları düşer. Yani eliyle yapmış olduğu hatalar parmaklarının uçlarından düşer, affolur. فَاِذَا مَسَحَ بِرَاسِهِ, başına mesheyledi mi? سَقَتَتْ خَطَايَاهُ, onun günahları düşer. مِنْ اَتْرَافِ شِعْرِهِ, onun kıllarının etrafından hataları düşer. فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ, ayaklarında yıkadı mı? خَرَجَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ, ayaklarının hataları da çıkar. مِنْ بُتُونِ قَدَمِهِ, ayaklarının altından. Her azanın kendisine göre bir hassesi var. Hangi azayla hangi günahı yapmışsa abdest alırken abdest suyuyla beraber o azanın yapmış olduğu günahları Cenab-ı Hak o sebeple mağfiret ediyor. Şimdi bu hadisi şerifte de zikrediliyor ki Resulullah Efendimiz ne buyurdu? فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ayaklarını yıkadığı vakitte o vakitte ayaklarıyla bir günah yapmışsa o da ayaklarının altından çıkar gider. Yani neye delalet edir? Abdestle ayaklar üzerine mesh edilmez, gasl edilir. Ayaklar yıkanılır. Haddesena Behr'ün diğer bir hadis-i şerifte İmam-ı Tahavi diyor ki Behr bana rivayet eyledi. قال حدثنا وهب قال حدثني معاوية بن صالح أن ضمرة بنت حبيب وأبي يحيى وأبي طلحة أن أبي أمامة الباهلي أن عمرو بن عبسة. Gene bu senetlerde Amr bin Abese'ye çıkıyor. Kale Amr bin Abese buyurdular ki kultu ya Resulullah keyfel vudu. Resulullah Efendimiz'e sordum ki ya Resulullah abdest nasıldır? Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İzâ tavaddâte abdest aldığın vakitte fegasselte yedeyke ellerini yıkadığın vakitte selasen 3 kere harecet hatayâke senin hataların çıkar min beyni ezfarike ve enamilike tırnakların ve parmaklarından hataların çıkar. Yani ellerinle yaptığın hatalar ellerin yıkarken tırnakların ve parmakların uçlarından çıkar. Feiza mazmatta ve senşekte ağzına su verdiğin vakitte mazmada ağzına su vermek ve stenşekte burnuna su verdiğin vakitte fi min harikete hayza ediyor. Burnuna da suyu çektiğin vakitte ve gaselte ve çeke ve ziraike yüzünü ve kollarını da yıkadığın vakitte kollarını da nereye kadar? İlel mirfekeyn dirseklerine kadar yıkadığın vakitte ve gaselte ricleyke ayaklarını da yıkadığın vakitte ilel kâbeyn topuklarına kadar. İşte böyle yaptığın vakitte i'teselte sen guslettin min ammeti hatayâke senin bütün günahlarından guslettin. Yani bütün günahların mağfiret oldu. Bu sebeple Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o hatalara fiil etti. Burada da delalet ediyor ki ayaklarını topuklarına kadar yıkadığın vakitte. Ayaklar yıkanılır, ayakların üzerine meshedilmez. Bunların hepsi şiaye reddiye. Bunlar diyorlar ki ayağa meshedilir, yıkanmaz. Bu hadis-i şerifler onlara reddiye oluyor ki Resulullah Efendimiz yıkayın diye buyurdu. فَهَذِهِ الْآثَارُ bu eserler تَدُلُّ اَيْدَا yine evvelki hadisler gibi delalet eder ki عَلَى اَنَّ الرِّجْلَيْنِ ayaklar farduhuma ayakların farzı el-gaslu yıkamaktır. Abdeste farz olan nedir? Ayakları yıkamaktır. لَاَنَّ فَرْضَهُمَا ayakların farzı لَوْ كَانَ هُوَ الْمَسْحَ eğer mesih olsaydı lem yekun fi gaslihima ayakları yıkamakta olmazdı. Sevabın sevap olmazdı. Ayakların farz-ı mesh olsaydı yıkamada bir fayda olmazdı. Halbuki Resulullah Efendimiz bu hadis-i şeriflerde buyuruyor ki ayaklarını yıkadım, ayaklarının hatası çıkar. Onda sevap var. Ela tera görmez misin ki enner rasellezi şöyle bir baş ki farduhu onun fardı el mesh mesihtir. Başın fardı meshetmektir, yıkamak değildir. La sevabe fi gasli başını yıkamada sevap yoktur. Bir adam başına meshetmiyor da daha sevap olsun diye başını yıkıyor. Bunda sevap var mı? Yok. Niye? Cenab-ı Hak mesh buyurmuş. Yıkamada bir sevap yok. Ayaklar böyle olsaydı ayaklarda da sevap yıkamasında sevap olmazdı. Felemma kana fi gaslil kademeyn sevabun. Vaktaki ayakları yıkamada sevap oldu. Delle zâlik bu delalet etti ki enne fardahuma ayakların fardi huve ayakların fardi nedir? El gaslu gasildir. Ve kad ruviyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de bu hadisler gibi yine Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Ma bir hadis ki yedüllü delalet eder ala zâlik ayakların yıkanmasına delalet eder. O hadislerde hangileri? Haddesena Fehd'ün İmam-ı Tahavi diyor ki bana Fehd ibn Süleyman ibn Kufi rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Nuaym. Fehd dedi ki bana da Ebu Nuaym rivayet eyledi. Kale haddesena İsrail. Ona da İsrail rivayet eylemiş. Ebi İshak'ta. Ebi İshak'ta en Sa'id ibn Ebi Kurab, Sa'id ibn Ebi Kurab'da. Bazı rivayetlerde Sa'id ibn Ebi Kureyb ihtilaf var. Ebi Kerb yahut Ebu Kureyb. An Cabir ibn Abdullah, Ashab'tan Cabir ibn Abdullah'dan rivayet eylemişler ki قَالَ رَأَ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir Resulullah Efendimiz'i görmüş. Fi Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz görmüş. Fi kademi raculin, bir adamın ayağında lüm'aten, bir parça, ayağında bir parça yer görmüş ki lem yasilha, adam orayı yıkamamış. Abdest almış, ayağında bir parça yer kuru kalmış. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki veylün lil aqab minennar. Veil, yazıklar olsun, lil aqab, topuklara, minennar, ateşte. Veil, Arap kelimesinde helake giden bir adama veil derler. Yani helake gitti. Fakat burada o topuğunda kalan yerden cehennemde azap edilecek. Madem abdest alırken orayı yıkamadı, cehennemde oradan ona azap edilecek. Onun için veylun lil akabi minennar buyurdu. Bu da delalet etti ki Resulullah Efendimiz ayaklara mesh olacak olsa bunu buyurmazdı. Çünkü mesh bir parça yerine mesh eder, gerileri kalır. Halbuki bir parça kuri kaldığından dolayı veylun lil akabi minennar dedi. Demek ki ayağın hepsini yıkayacak, hatta bir parçası bile kalmayacak. Diğer bir hadisi şerif, haddesene Ebu Bekir'de, kâle haddesene Muammel ibn İsmail, kâle haddesene Süfyanu, an Ebi İshak, an Sa'id ibn Ebi Kerbin, Sa'id ibn Kerb'den rivayet edildi, an Cabir'in, o da Cabir ibn Abdullah'dan. Kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Cabir buyurdular ki, veylün lil a'kâbi minen nâr. Veil topuklarıdır. Neden? Minennar, o veilde neden? Minennar, cehennem ateşinde. Abdest alırken topuklarını yıkamaz da kuru kalırsa cehennemde veil deresi var. Azabı şiddetli. İşte orada yanar. Ya o veil deresi kastedilmiştir yahut da herhangi bir cehennemde bir azap. Esbigül vudu'a, siz abdesti isbag edin, tamam edin. Abdest alırken onu tamamıyla, kemaliyle yapın. Bu hadis-i şerifte delalet etti ki ayakların farzı yıkamaktır. Haddesena Ebu Bekir'te, kâle haddesena Ömer ibn Yunus'e, vav ziyade, emir değil, Ömer ibn Yunus'e, kâle haddesena İkrimet ibn Ammar, kâle haddeseni Yahya ibn Ebi Kethir, kâle haddesena Ebu Seleme'te, kâle haddesena Salim mevlil Mehri. Ebu Seleme diyor ki Mehrilerin Mevlası Salim, buna Salim Salim Sebelan derler. Demin hadisinde nerede gelirse Ebu Abdullahil Medeni yahut da Mevlel Mehri, bu Salim Sebelan burattır. Kâle semiyatu Ayşe'te, Salim Sebelan diyor ki ben Hazreti Ayşe'yi işittim. Tünadi, çağırıyordu. Kime? Abdurrahman kardeşi Abdurrahman, Hazreti Ebu Bekir'in büyük oğlu. Ona bağırıyordu ki esbigil vudu, abdesti tamamıyla, kemaliyle yap. Fe inni semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Yekulu, buyururdu ki veylun lil akabi minen nar. Cehennemde veil, azap topuklara olucudur. Yani ayaklarını yıkarken topuklarını yıkamazsa cehennemde o topuklarından azap edilecektir. Bu hadisi şerifte ayakların yıkanmasına delalet eyledi. Haddesene Ebu Bekir'te, kâle haddesene Ebu Asim, kâle haddesene bin Acla anil Meqburiyye, an Ebi Seleme'te ennehu semi'e Ayşe'te radıyallahu teala anha. Ebu Seleme Hazreti Ayşe'yi eşitti, tekulu buyururdu ya Abdurrahman, fezekere mislehu, ya Abdurrahman esbigil vudu diye bağırırdı. Niye? Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. Onun için veylun lil akabi minennar, ya Abdurrahman abdestini tamam yap, cehennemde topuklara azap edilecektir diye bu hadisi şerifi Ebu Seleme de Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن Salim الدوسي. Salim الدوسي işte bu Salim Sebelan. Yine ondan rivayet eylediler. En Ayşe, Hazreti Ayşe'den mislehu. Bu hadis-i şerifin mislini. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو زرعة قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو الأسود أن أبا عبد الله مولى شداد ابن الهاد حدثه أنه دخل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Şeddad'ın kölesi Ebu Abdullah diyor ki, ben Hazreti Ayşe'nin yanına gittim. Hangi Ayşe? Zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ezvac-ı mütahharattan olan Hazreti Ayşe. Ve indaha Abdurrahman ibn-i Ebi Bekir'in kardeşi, Abdurrahman da oradaydı, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Hazreti Ayşe'nin kardeşi. Oradaydı. Sümme zekere mislehu. Bu hadisi şerifin mislini zikreyledi. Yani abdest alıyordu. Hazreti Ayşe baktı ki ayaklarını tam yıkamıyor. Dedi ki ben Resulullah Efendimiz'den işittim. Veylün ile akabiminenler dedi. Topuklarınızı tamamıyla yıkayın. Haddesena Fehdun kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle akhberena Süleyman ibn Bilal kâle haddeseni Süheyl ibn Ebi Salih an ebihi an Ebi Hureyre'te kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem bu hadisi şerifi de İmam-ı Tahavi Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Ötekiler Hazreti Ayşe'den rivayet edilmişti. Burada sahabi değişti bu. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre dediler ki Resulullah Efendimiz buyurdu. Veylün lil akabi minen nari yevmel kıyamet. Kıyamet günü azap topukları olucudur minen nari ateşte. Yani abdest alırken topuklarında kuru kalır da tam yıkamazsa kıyamet günü azap edilecektir. Haddesene ibn Merzuq kâle haddesene Vehbül قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. İmam-ı Tahavi yine Hazreti Ebu Hureyre'den başka bir senetle rivayet ediyor. قال قال أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ebu Hureyre dediler ki Ebu'l Kasım Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Veylün lil akabi minen nar hadisi şerifini buyurdular. Ayaklarını yıkarken topuklarında kuru kalırsa azap edilecek. Meali bu. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة فذكر مثله بإسناده. Evet, bu yukarıki hadisi şerifi Şöbe Muhammed İbn Ziyad'dan, o da Ebu Hureyre'den rivayet ediyordu. Fakat Şöbe'den İmam-ı Tahavi'ye gelirken Vehb ve Merzuk tarikiyle gelmişti. Burada da Şöbe'den Ali İbn Ziyad ve İbn Huzeyme'den İmam-ı Tahavi'ye geliyor. Hadis-i şerif bir senetler Şabe'ye kadar iki senet var. Haddesena Yunus kâle haddesena Yahya ibn Abdullah ibn Bukeyr kâle haddeseni Leysu an Hayvete ibn Şureyh an Ukbete ibn Müslim an Abdullah ibn el-Haris ibn Cez'in ez-Zübeydi kâle semîtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Haris ibn Cez diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Yekûlu buyururdu. Veylün lil-âkâb ve bitûnil akdâmi minennâr. Veylün, veyl, azap lil-âkâbi topuklar için oluşudur. Ve bitûnil akdâm ayakların altı için oluşudur. Minennâr cehennemden. Ayaklarını yıkarken ayaklarının altını yıkamazsa, topuklarını yıkamaz da kuru kalırsa cehennemde azap edilecektir buyurdu. Şimdi burada sahabi kim oldu? Abdullah ibn Haris oldu. Başka bir sahabi. Haddesena Rabi'ul Cizi'yu kâle haddesena Ebu'l Esved kâle haddesena Leys ve ibn Lehiyâ kâle haddesena Hayvet ibn Şureyh en Ukbete ibn Müslim kâle semi'tu Abdullah ibn el-Haris ibn Cez. Yani Abdullah ibn Haris ibn Cez'den İmam-ı Tahavi Rabi'ul Cizi tarikiyle rivayet ediyor. Yekûlu Abdullah ibn Haris ibn Cezi buyurdular ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular. Fezekere mislehu ve hadisi şerifin mislini zikreyledi. Yani Resulullah Efendimiz veylün lil âkâbi ve bitûnil akdâmi minennâr buyurdu. Haddesena Ahmed ibn Davud İmam-ı Tahavi Ahmed İbni Davud, Şeyhi Ahmed İbni Davud tarikiyle rivayet ediyor. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu da Abdullah bin Amr'den geliyor. Abdullah bin Amr bin As. Buyurdular ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular. Veylün lil akabi minen nar. Evet. Abdest alırken topuklarını yıkamazsa cehennemde azap görecek. Bunu da Abdullah bin Amr rivayet eyledi. Yani İmam-ı Tahavi ayaklarını yıkama hakkında o kadar hadis var ki çok oldu ondan. Karşı tarafı ikna için bunların hepsini zikrediyor. Tabi ehl-i sünnet yıkıyor. Ehl-i sünnete göre değil bunlar. Zaten mezhepleri o. Fakat Şia bunları kabul etmiyor. İlla ayaklarına meshedecek. Bu kadar hadisi nereye atacaksa onun için bu hadisleri getiriyor. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم Abdullah bin Amr diyor ki ben Resulullah Efendimiz ra'a kavmen, bir kavmi gördü ki tavaddavu abdest aldılar ve ki ennehum terekû, ya onlar terk ettiler min erkûlihim, ayaklarından şeyen bir şey. Abdest aldı, ayaklarını yıkadılar ama ayaklarından bazı kuru kalan yerler oldu. Fekale buyurdu ki veylün lil akabi minen nar esbiğul vudu. Veyl akab içindir nardan, siz abdesti ikmal ediniz, tamam yapınız. Burada bir ziyade var. Abdullah bin Amr diyor ki cemaati gördü ki ayaklarını tam yıkamamışlar, onun için bunu emreyledi. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجع قال أخبرنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. Abdullah bin Amr bin As diyor ki Resulullah Efendimizle Mekke'den Medine'ye sefer eyledik. فَأَتَا عَلَى مَاءٍ, Resulullah Efendimiz bir suya vardı. Beyne Mekke'te ve Medine, Mekke ile Medine arasında. فَحَدَرَتِ الْعَصْرُ, ikindi namazı ile yaklaştı. فَتَقَدَّمَ اُنَاسٌ, cemaatten bir takımı önden yürüdüler, gittiler suyun başına abdest almaya. فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ, biz de Resulullah Efendimiz de onlara geldik. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجع قال أخبرنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن يحيى عن عبد الله بن عمرو قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Resulullah Efendimizle biz sefer ettik. Abdullah bin Amr bin As diyorlar ki min Mekke'te ilel Medine, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye sefer eyledik. فَاَتَا عَلَى مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَد۪ينَ, Mekke ile Medine arasında bir suya geldi. فَحَدَرَتِ الْعَصْرُ, ikindi vaktide yaklaştı, girdi. فَتَقَدَّمَ اُنَاسُ, cemaatten bir kısmı ilerlediler. İlerledik, etti, abdest aldılar. فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ, biz onlara iltihak ettik, idrak ettik, yani onlara verk etti, biz de nihayette onlara vardık. Fakat tabaddahu, onlar abdest almışlar ve akabuhum, topukları da teluhu, gösteriyor ki lem yemessaha ma, su dokunmamış. Topuklarında da bu görünüyor. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki veylün lil akabi minen nar esbiğul vudu. Topuklar için cehennemden veil orucudur, yani azap orucudur. Siz abdesti ikmal ediniz, isbağ ediniz, tamamıyla yapınız. Şimdi bu hadis-i şerifte de Resulullah Efendimiz topukların yıkanmasını emrediyor. Ve bu da delalet ediyor ki ayet-i kerimede ayakları yıkamak murat olunuyor. Mesih değil. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال İmam-ı Tahavi başka bir senetle Abdullah bin Amr'den rivayet ediyor ki tehallefe geri kaldı. Anna bizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz geriledi. Fi sefretin saferinaha. Bir seferde ki biz o seferi yapmıştık. Fe edrekena Resulullah Efendimiz geri kaldıktan sonra geldi bize ulaştı. Vakat erhakatna salatul asri. İkindi namazı da bizi irhak etmişti, sıkıştırmıştı. Yani vakit neredeyse kaçacaktı. Ve nahnu natavadda ikindi namazı kaçmasın diye biz hemen çarçabuk abdest aldık. Ve nemsehu ala ercülüne ayaklarımıza da mesh eyledik. Mesh eylemekten murat ya hakikaten mesih yakut da gayet hafif hafif yıkadık manasına gelir. Fenada Bilalun Bilal nida eyledi. Yani Resulullah Efendimiz ona emretti ki Bilal sen nida et veylün lil akabi minen nar böyle çağır. O da bunu çağırdı merretin ev selasen ya iki kere yahut da üç kere yani cehennemin azabı topuklara gelir ayaklarınızı yıkayın kuru koymayın. Haddesene Ebu Bekir'e kâle haddesene Ebu Davud'a kâle haddesene Ebu Avane fezekere mislehu aynı hadisi şerifi Ebu Avane'den İmam-ı Tahavi Ebu Bekir'e terikele de rivayet ediyor. Bu hadis-i şeriflerin hepsi delalet ediyor ki abdeste ayakları yıkamak lazım. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezekere Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr ki Amr ibn As zikreyledi ki ennehum kânû yemsehûne onlar ayaklarına mesh ederdiler. Hatta emerahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onları emreyledi. Bi isbâgil vudûi vudûun abdestin şumuliyle emreyledi. Yani tamamıyla alınmasını, ayaklarının kuru kalmamasını emreyledi. Ve havvefehum hasseten onları korkuttu. Fekale buyurdu ki veylun lil âkâbi minen nâr bu kelimeyle onları bir de korkuttu. Yani ayakları, kuyruğu kalanları cehennemde azap olacaktır. Meali bu. Fedelle zâlik öyleyse bu delalet eyledi ki bu rivayet eylemiş olduğumuz hadis-i şeriflerin manasından şu hüküm çıktı ki enne hükmel meshi meshin hükmü ellezî kânû yef'alûnehu Eshab-ı kiramın ayaklarına mesh ederdiler ya bunun hükmü kad nesahahu bunu nesh eyledi ma'ul bir hüküm ki teahhara anhu ondan teahhur eyledi. Bu teahhur eyleyen hükümde neden? Mimma zikirine bizim zikreylemiş olduğumuz hadislerden. Bundan anlaşılıyor ki ashab-ı kiram İslamiyet'in evvelinde ayaklarına mesh ederdi. Fakat Resulullah Efendimiz sonra emretti ki ayaklarınızı yıkayın. Evvelki hüküm nesh edildi. Nasih o sonra okuduğumuz hadisi şerifler oldu. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın hükmü budur. مِنْ تَرِيكِ الْآثَارِ Eserler ve hadisler terikiyle. Eğer delil hadis ise işte okuduğumuz bu hadis-i şerifler delalet ediyor ki ayeti kerime ilk önce nazil olduğu vakitte ashab-ı kiram ayaklarına mesh ederler imiş. Sonradan Resulullah Efendimiz ayakları yıkayın diye emretti ve evvelki hüküm nesh edildi. Ve emmâ veçhuhu min tarîgin nazar kıyas tarikine gelince fe innâ kad zekerna biz zikreyledik fîmâ tekeddeme min hâdel bab bu babdan tekeddüm eden hadisi şeriflerde zikreyledik en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerde neyi zikreyledik ma bir şeyi ki limen gasele ricleyhi ayaklarını yıkayan için olucudur. Fi vudu'ihi abdestinde mines sevabı sevapta. Yukarıda hadis-i şeriflerde okuduk ki Resulullah Efendimiz buyurdular ayaklarını yıkarsa ayaklarıyla yapmış olduğu günahlar ayaklarının altından çıkar. Bunu da okuduk. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ki ennehuma ayaklar mimma yuğsel yıkanan azalardandır. ve ennehuma ayaklar leyseta kerres baş gibi olmadılar. Ellezî öyle baş ki yümsehu meshulunur ve gâsiluhu o başı yıkayana da la sevâbe leh ona sevap olmadı. Fî gaslihi başını yıkamadı. Ayakları yıkamada Resulullah Efendimiz buyurdu ki sevap var. Fakat başı yıkamada sevap yok. Başa mesetti mi zaten ondan sevap hasıl oluyor. Ama daha fazla ibadet alayım, başımı yıkayayım derse bunda bir sevap yok yıkamasında. Öyleyse ayaklar baş gibi değildir. Ayaklar yıkanırsa sevabı var. Yoksa yok. وَهَذَا bu ellezi bir şeydir ki sebete bihâdîl asar bu eserlerle sabit olan bu hüküm kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahimahullah bu üç imamın kavli de budur. Yani abdestte ayaklar yıkanılır. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى bundan sonra ihtilafı beyan ediyor ki nasıl ihtilaf ettiler? Bu kıraat meselesi. Cenab-ı Hakk'ın hangi kavlünde ihtilaf ettiler? Ve ercülekum ve emsehu bi ruusikum ve ercülikum yahut da ve ercülekum iki kıraat var. Bunda ihtilaf ettiler. Fe adafehu ve ercülekumi izafe eyledi kavmun bir cemaat ila kavlihi teala ve emsehu bi ruusikum bu ayeti kerimeye izafe eyledi. Yani ona atfettiler. Ve emsehu siz meshediniz bir ruusikum başınıza ve ercülikum ayaklarınıza da meshediniz. Böyle dediler. Kasren ala mana ve emsehu bi ruusikum ve ercülikum bu manaya kasrettiler. Abdestte şu halde bunlara göre iki gasıl var, iki mesih var. Ellerini dirsekleriyle beraber yıkamak, yüzünü de yıkamak, başına meshetmek, ayaklarına da topuklarına kadar meshetmek. Ve dafehu kavmun ila kavlihi bir cemaat de Cenab-ı Hakk'ın şu kavlüne izafe eylediler, atfettiler. Fâsilû vücûhekum ve eydiyekum ilil merâfik. Ona atfettiler de ne dediler? Fekaravu okudular ve ercülekum ve ercülekum okudular. Nesken nesk için yani müttefik olsun, bir olsun. Ala kavlihi Cenab-ı Hakk'ın şu kavlüne nesken onunla müttefik olsun diye fâsilû vücûhekum vâsilû eydiyekum vâsilû ercülekum böyle okudu. Bu manaya gelmek üzere ve ercülekum okudular. Ve ercülekum okum değil mi? Yani fâsilû vücûhekum ve eydiyekum ve ercülekum tabi vâsilû mukadder yüzünüzü yıkayın, ellerinizi yıkayın, ayaklarınızı da yıkayın alel idmari idmar üzerine yani bunların üçünde de İğsülû mukadder ve neski hüküm de bir olsun diye hükümler üçünün hükmü de yıkamak öyle okudular. Şimdi ashab iki türlü okumuşlar ve atfi de bir kısmı vücuh birûs hükmü atfetmiş bir kısmı da veydiye hükmü atfetmiş. Fakat ihtelefe fî zâlike ashabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve men dûnehu bu mesele hakkında Resulullah'ın ashabi ve ashabtan sonra gelen tabi'in bunların da ihtilafı oldu. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ geçmiş ashab ve tabi'inden rivayet edilen rivayetlerdendir. مَا حَدَّسَنَ بْنُ مَرْزُوقٍ İbn-i Merzuk'un bize rivayet eylemiş olduğu hadis. قَالَ حَدَّسَنَ أَبُو دَاوُدْ عَنْ قَيْسٍ عَنْ زِرٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُودُ قَرَأَ Zirr ibn Hübeyş diyor ki Abdullah ibn Mesud kara okudu ve ercülekum okudu bil fethi üstün ile yani ayaklar yıkanacak. Haddesena ibn Merzuk kâle haddesena Yakub ibn İshak kâle haddesena Abdülvaris ibn Sa'id ve Buheyb ibn Halid en Halid el-Hazza en Ikrimete an ibn Abbas'in Abdullah ibn Abbas'tan İkrim'e rivayet eyledik ki ennehu karaha Abdullah ibn Abbas'la bu ayeti kerimeyi okudu. Kezalik fethile ve ercülekum okudu. Haddesena ibn Merzuk kâle haddesena Yakub kâle haddesena Abdülvaris en Ali ibn Zeydin en Yusuf ibn Mehran An İbn Abbas mislehu. Abdullah bin Abbas fethile okuduğunu başka bir senetle İmam-ı Tahavi zikrediyor, rivayet ediyor. Haddesena Muhammed bin Huzeyme قال haddesena Said bin Mansur قال سمعت هشاما قال يقول أخبرنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس. Yine Ekrime, bu da Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümaten rivayet ediyor ki ennehu karaha kedalik Abdullah bin Abbas ve ercülekumi fethaylı okudu. Ve kâle buyurdu ki âde ilel gasli, Mesih'ten gasle avdet etti. Yani Abdullah bin Abbas evvelce mesh ederdi ve ercülekum okurdular. Fakat Resulullah Efendimizin sonradan ayaklarınızı yıkayın yoksa veylün lil akabi minennar buyurmasıyla anlaşıldı ki Mesih nesh edildi, gasle avdet etti ve ercülekum okudu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن مجاهد قال إمام مجاهد dedi ki رجع القرآن إلى الغسل قرآن غسل رجوع etti ve kara okudu ve ercülekum okudu ve nasabaha hem de nesb etti onu ercülekum değil de ercülekum okudu. Yani bunlardan anlaşılıyor ki evvel ashab arasında ihtilaflıymış, kimi gasl edermiş kimi mesh edermiş. Fakat Resulullah Efendimiz'den son rivayet edilen hadisler mesh-i nesk etmiş, gasli isbat etmiş ve tayin etmiş. Haddesena ibn-i Merzuq, kâle haddesena Ebu Davud, kâle haddesena Hammadun fezekere bi-isnâdihi mislehu. Yine Mücahid'den Hammad bunu rivayet ediyor ki Kur'an-ı Kerim gasle rücu etti. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن عروة عن أبيه مثله. Yine Hişam ibn Urve'den, o da babası Urve ibn Zübeyr'den bunu rivayet ediyor ki Kur'an gasle rücu etti. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن الشعبي. İmam-ı Şabi'den rivayet eyledi ki قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ Kur'an nazil oldu bil-meshi, ayaklara mesh etmekle nazil oldu ve sünnetü sünnette varid oldu bil-gasli, ayakları yıkamakla varid oldu. Ayeti kerimeyi mücmel olduğundan tefsir eden sünnettir, Resulullah Efendimiz'in hadisleridir. Öyleyse sünnet neyi tayin etti? Gasli tayin eyledi. حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوقُ قَالَ حَدَّسَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قال حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد أنه قراها. Mücahid'den rivayet eyledi ki Mücahid okudu ve ercülekum kesreyle okudu, hafadaha onu esre okudu. Yani bu rivayet de var. Okudu ama fakat ayaklarını yine mesfederdiler. Haddesena ibn Merzuq قال حدثنا أبو داود عن قرة عن الحسن أنه قراها. Hasan-ı Basri'den rivayet eyledi ki o da okudu kezalik ve ercülekum kesreyle okudu. Ve kad ruviye an cemaatin min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den bir cemaatten de rivayet edildi ki ennehum kânû yasilûn. Onlar ve ercülekum okurdular ama ayaklarını gene yıkardılar. Ercülekum kıraati var ama fakat Resulullah Efendimiz'in gasil hadisleri mucebince amel ederdiler. فَمِمَّا رُوْيَ ف۪ي ذَلِكِ. Yine ve ercülekum yahut da ve ercülekum kıraatlerinde ihtilaf olunan şeylerdendir. مَا حَدَّسَنَا bize rivayet edilen şey ki bize kim rivayet eyledi? Hüseyin ibn Nasr. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال. İbrahim dedi ki "Ultu ben dedim lil esved esvede ki ekane Ömer yasilu kademeyhi, Ömer radıyallahu anh ayaklarını yıkar mıydı? Fekale nam yıkardı. Kâne yasiluhuma gaslen, yıkamakla yıkardı. Yani öyle hafif değil, hatta mesih değil. Ayaklarını yıkardı." حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال İbrahim dedi ki tavatta Ömer abdest aldı فغسل كدميه ayaklarını yıkadı. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال Ebu Hamza dedi ki رأيت ابن عباس Abdullah bin Abbas'ı gördüm يغسل رجليه ayaklarını yıkardı سلاسا üçer kere. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ابن المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ ben Hazreti Ebu Hureyre'yi gördüm abdest alırdı. Merreten bir kere gördüm ve kâne izâ gasele zirâ'ayhi kollarını yıkadığı vakitte olurdu kâde en yebluğa yakın olurdu ki erişlere nisfel adudi pazusunun yarısına kadar yani dirseklerinden sonra daha yukarısında yıkardı. Ve ricleyi ayaklarında yıkadığı vakitte yakın olurdu ki erişlere ilâ nisfü sâ sâkının ayağının yarısına kadar baldırının yarısına kadar yukarıya kadar yani topuklarından yukarıya geçer oraya kadar yıkardı. Fakultu lehu fî zâlik bu mesele hakkında kendisine dedim sordum yani niye böyle yapıyorsun Resulullah Efendimizin tayin etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in tayin etmiş olduğu yeri tecavüz ediyorsun. Fakale Ebu Hureyre buyurdular ki üridu ben murad ediyorum en utile uzatayım gurreti ayağımın abdest azalarımın beyazlığını nurlarını çoğaltayım. İnni semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz yeşittim. Yakulu buyururdu ki inne ümmeti benim ümmetim yetune gelirler. Yevmel kıyameti kıyamet günü gurren abdest azaları beyaz nurlu olarak ne oldukları halde daha muhacceliğine mühaccel nasıl ey cins atların ayaklarının üç yahut da benzileri beyaz olur. Bunlar da öyle beyaz olurdu minel vudu abdestten. Cins atların ayakları beyaz olur. Ya üçü olur birisi olmaz yahut da dördü de olur ama dizini geçmeyecek. O cins at. İşte benim ümmetim de kıyamet günü abdest azaları böyle nurlu olarak gelir. وَلَا يَاتِي اَحَدٌ مِنَ الْاُمَّمِ كَذَٰلِكَ Ümmetlerden hiçbir ümmet böyle gelmez. Onların abdest azalarında nur olmaz. Ümmeti Muhammed'de olur. Diğer ümmetlerde de bir rivayette peygamberlerinde olur, kendilerinde olmaz. حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوْ قَالَ حَدَّسَنَا يَعْقُوبْ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَوَانَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الْمَسْحِ Mücahid'den rivayet edildi ki ona sual edildi. Ennehu zükire lehul mesih. Mesih zikredildi yani sual edildi. Neye mesih? Alel kademeyni. Ayaklar üzerine mesih ne buyurursan dediler. Fekale dedi ki Kâne ibn Ömer Abdullah ibn Ömer oldu. Yâsilü ricleyhi gaslen ayaklarını yıkamakla yıkardı. Ve ene eskübü aleyhil mâ'e sekba. Ben de onun ayaklarına su dökmekle dökerdim. Ben onun ayaklarına su dökerdim, o da ayaklarını yıkardı. Ve ashabtan Abdullah ibn Ömer de ayaklarına meshetmemiş, ayaklarını yıkamış. Haddesena ibn Merzu kâle haddesena Abdüssamet kâle haddesena Şöbetmen Ebi Bişin an Mücahidin an İbn Ömer'e mislehu. Abdullah ibn Ömer'in böyle abdest aldığını ve bunu İmam-ı Tahavi İbn Merzuk terikiyle rivayet ediyor. Suyu döken İmam Mücahid, abdest alan da Abdullah ibn Ömer. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ عبد الله بن دينار diyor ki Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma ayaklarını yıkadığı vakitte abdest aldığı vakitte ayaklarını yıkardı. Abdullah ibn Ömer'den Mücahid rivayet edildiği gibi Abdullah ibn Dinar da rivayet ediyor ki abdeste ayaklarını yıkardı. Haddesena Fehdun kâle haddesena Muhammed ibn Sa'idin kâle haddesena Abdüsselâm en Abdülmelik kâle kultu li Ata Ata ibn Ebi Rabah ona sordum dedim ki ebelageke sene erişti mi? En ahadim min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramdan birisinden sene yetişti mi ki ennehu o sahabi mesahel kademeyn ayaklarına mesheyledi. Böyle bir rivayet sana geldi mi? Kale la, bana böyle bir rivayet gelmedi. Vakad zâme zâimun zâmeden zâmetti ki bu sual eden hakkında diyor. Yani birisi sordu böyle zâmetti de ki ennen nazara kıyas yucibu meshal kademeyn ayakların meshini mucib olur. Fî vudû'u salati namazın abdestinde. Abdestliyken abdest alır o başka. Namaz için değil. Abdestsiz olur da abdest alırsa ki onunla namaz kılacak. Bu orada ayaklarına meshetmek. Bu icap eder. Ayaklarına meshetmek. Bunu icap eder. Kıyas icap eder ki ayaklarına mesh eylesin. Niye? Kale dedi ki lenni raytu hükmühüm. Ayakların hükmünü gördüm. Hükmü râsi başın hükmüne eşbehe daha ziyade benzer gördüm. لَاَنِّي رَيْتُ الرَّجُلَ ben adamı gördüm ki اِذَا عَدُمَ الْمَاءُ su yok olduğu vakitte فَسَارَ فَرْضُهُ o adamın fardı oldu اَتْتَيَمُّمَ teyemmüm oldu. Suyu bulamazsa abdest hazırlarını yıkayacağı bulamadın onun farzı ne oldu? Teyemmüm oldu. Ne yapar? يُيَمِّمُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ yüzünü ve ellerini teyemmüm eder. Ve la yuyemmimu rasehu ve la rijleyhi fakat başına ayaklarına teyemmüm ettirmez. Öyleyse ayakları başa benzedi. Eğer ellere ve yüze benzeseydi onun ayaklarına da meshetmesi lazımdı. Ayaklarına meshetmedi, başına benzedi. Felemma kana ademul ma'i suyun yok olması ki oldu. Yüskütü farda gaslil veçi vel yedeyn yüzün ve ellerin gasl yıkama farzını iskat etti. Neye iskat etti? Yani ila farzın ahar başka bir farza. Yıkama su olmadığından dolayı bu sakit oldu. Fakat yerine bedel geldi. Bedeline vehvet teyemmüm. O da teyemmümdür. Yıkama gitti, teyemmüm geldi. Ve yusqitu fardar râsi ve rizleyni suyun bulunmaması başın ve ayakların farzını da iskat etti. La ila fardin başka bir farza değil. Bedeli yok. Sakit oldu, bedeli yok. Su olmazsa ayaklar ellerini ve yüzlerini yıkayacaktı. Yıkayamadı, su yok. Başka bir şey onun yerine kaym oldu. O da teyemmüm. Fakat su yok. Başına meshedemedi, ayaklarını yıkayamadı. Bunun şeysine, bedeline bedeli yok. Sakit oldu, gitti. Öyleyse diyor sebete bizalik bunun da sabit oldu ki enne hükmer ricleyne ayakların hükmü fi hali vücudil ma'i su bulunduğu vakitte da ki hükmü râsi başın hükmü gibidir. Başa meshedilir, ayakları da meshedilir. Onun için başın meshi bedelsiz sakit olduğu gibi ayakların meshi de bedelsiz sakit oldu. Öyleyse su bulunduğu vakitte da başa meshedilir, ayakları da meshedilir. Evet. Bununla sabit oluyor ki ayakların hükmü başın hükmü gibidir. La ki hükmül veçhi vel yedeyn yüzün ve ellerin hükmü gibi değildir. Bu bir sual. Öyle bir adam zahmetti ve böyle söyledi. Buna cevap lazım. Fekâne minel hücceti aleyhi anın aleyhine olan hüccettendir. Fî zâlik bu mesele hakkında onun aleyhine hüccettir ki enna ra'eyna eşya biz bir takım eşyayı gördük. Öyle eşya ki yekûnu farduha onun fardu olur el gasle yıkamak fi hali vücudil ma su bulunduğu vakitte onun hükmü yıkamak. Farzı yıkamak. Böyle eşyaları gördük ki sümme yeskutu zâlikel fardu o fard sakit olur fi hali ademil ma'i su bulunmadığı vakitte la ila fardın bir farza değil. Sakit olur. Karşılığında da bir farz yok. Teyemmüm, meymüm gibi bir şey yok. Min zâlik işte bundandır el cünübü cünüb. Aleyhi cünüb ve vaciptir en yâsile sâire bedenihi bilma. Vücudun hepsini suyla yıkamak ona vaciptir ki hâli vücudihi su bulunduğu vakitte. Ve in adümel mâ'u su yok oldu mi? vecebe aleyhâne vacib olur etteyemmümü teyemmüm fi veçihi yüzünde ve yedihi ellerinde. Diğer vücudunu da teyemmüm edecek bu yok. Öyleyse bu hüküm diğer o sual eden adamın söylediğine muhalif geldi. Feüskite iskat edildi. Fardu hükmü sairi bedenihi bedeninin diğer yerlerinin hükmünün farzı ba'del veçi vel yedeyi yüz ve ellerinden başka bedeninin diğer yerlerinin hükmünün farzı iskat edildi. La ila bedel bedel olmayan bir şeye. Hiç bedeli yok. Bedelsiz iskat edildi. Felem yekun zalik öyleyse bu olmadı. Bir delilin delil olmadı ki ennemâ sekata farduhu farz-ı sakit olan şey min zalik bundan ila bedelin bedelsiz bir şeye sakit olanın farzı kâne farduhu onun fardı ola fi hâli vücudil mâi su bulunduğu vakitte de huve o el meshe meshulun. Sen diyorsun ki su bulunduğu vakitte ayaklar yıkanır. Su bulunmadığı vakitte bedelsiz olarak ayaklar meshedilmez. Baş gibi sen bunu buna benzettiğini biz başka birisini bulduk ki cünüp. Cünüp bulduğu vakitte vücudun hepsini yıkaması farz. Su olmadığı gibi olmadığı vakitte ellerini bir de yüzünü teyemmüm eder. Demek ki bedelsiz vücudunun bir bedeli yok. Ellerinin yüzlerinin bedeli var teyemmüm. Vücudun su yok. O sakit oluyor, o hüküm sakit oluyor, bedelsiz sakit oluyor. Eğer senin kıyasın öyle olmuş olsaydı, madem vücudun sukuti bir bedelsiz sakit oluyor, bedeli yok. Öyleyse su bulunduğu vakitte de vücudun yıkanmaması lazım, meshedilmesi lazım. Halbuki öyle değil, yıkanması lazım. فَكَذَٰلِكَ اَيْذَا yine böylecedir, لَا يَكُونُ olmaz. Sukutu farz-ı ricleyni ayakların farzının sukuti fi hali ademil masu olmadığı vakitte la ila bedelin bedel olmayan bir şeyle bir şeye sakit olması yani bedelsiz sakit olması bir delilin delil olmadı ki enne hükmehuma ayakların hükmü kâne fi hali vücudil mai su bulunduğu vakitte de huvel meshemes olan buna delil olmadı. فَبَطَلَتْ بِذَٰلِكَ bununla batıl oldu. İlletül muhalifi bu hükme muhalif olan mu'terizin, itirazının kıyasının illeti batıl oldu. İzkâne o iza yazmış ama doğrusu İzkâne kad lezimehu evet, o muhalife lazım geldi. Fî kavlihi kendi kavlünde ne lazım geldi? Misluma elzeme hasmehu hasmini ilzam etmiş olduğu şey kendisine lazım geldi. O hasmini ne ile izam etti? Ayaklar başa benzer. Baksana baş su olmadı mı bedelsiz sakit oluyor. Ayaklar da bedelsiz sakit oluyor. Teyemmüm yok. Madem öyledir, öyleyse su bulunmadığı vakitte cünüp ne yapıyor? Teyemmüm ediyor. Ellerin yüzlerine ama vücudun diğer kısmı bedelsiz sakit oluyor. Onun yıkaması sakit oluyor. Öyleyse su bulunduğu vakitte de vücudun gasli lazım değil de meshi lazım gelmiş. Gelmesi lazım. Halbuki sen buna فَبَطَلَتْ بِذَٰلِكَ اِلَّتُ الْمُخَالِفِ اِذْ كَانَ قَدْ لَسِمَهُ فِي قَوْلِهِ مِثْلُ مَا اَلْزَمَ خَسْمَهُ İşte bu cünüp meselesini meydana getirince bu cumhura muhalif olan zatın kıyasının illeti batıl oldu. Çünkü o neyi benzetti? Ayakları başa benzetti. Başa su bulmadığı vakitte meshedecekti. Su bulamadı, sakit oldu. Bedelsiz. Ayaklara da mesih yok. O da bedelsiz. Böyleyse madem bedelsiz sakit oluyor, bunların ikisinin hükmü de su bulunduğu vakitte birdir, mesh olmaktır. Böyle dedi. Biz cünübü misal getirdik ki senin kıyasına göre cünüp bir adam su bulamadı mı ellerini kollarına teyemmüm eder. Başının meshi sakit oldu, bedelsiz. Vücudunun yıkanmasının hükmü de sakit oldu, bedelsiz. Ne lazım gelir? Su bulunduğu vakitte de başına mesh eder, vücuduna da mesh eder. Niye? İkisi bedelsiz olduğundan dolayı mesih lazım gelir. Sen buna gayr misin? Değilsin. Öyleyse senin kıyasın illeti sana göre de batil oldu. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.